Tekrar merhaba. 23 Haziran 2022 Newcastle'dayız bu sefer. Evet, Newcastle'da bugün 7 koşulu bir program var. Ve Newcastle'la ilgili de tabii görüşlerimize geçelim. Ancak şunu söylemem lazım. Newcastle yaptılar. New Market'te açıkladıkları New Market'te önce TJK'nın, onu belirtmem lazım. New Market'te çok güzel bir misli kuponumuz vardı. Hepinize bayramdan evvel de güzel bir hediye vardı. Fakat TJK demiş ki herhalde yok, arkadaşlara daha zor bir şey yapalım, getirelim. Newcastle daha zor. Onu koyalım demişler. Ne yapalım? Biz de onu çalıştık. Hayırlı olsun. Diyecek bir şey yok. Yani hem onu çalışıyoruz hem daha iyi, hem çalışmış oluyoruz biz de. Yani atlarda soğumuyoruz. Günün diğer koşullarına da bakıyoruz. Evet arkadaşlar, Newcastle birinci koşu 15'te başlıyor. Bu tapete denilen bu iğrenç kum plastik bari kum pistte bu safkanlar, 3 yaşlı İngilizler, uzun metrajlı 2500'de çıkacaklar. Burada 3 tane atımız ön planda. 1 numaralı State Legend Daniel Muscat'la, 4 numaralı Thundering Kevin Stott ve 7 numaralı Pons Alius Freddie Norton. Bana göre bu gelecek gibi duruyor. Burada bu 7 numaralı Pons Alius. 1-4-7 diyoruz buraya. 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar için duyurulur. İkinci koşu şartlı 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada kısa metrajlı böyle bir koşu izleyeceğiz. 1200 metre, 1,2 kilometre. Evet, burada ilk kez koşacak olan, ikinci kez koşacak olan safkanlar var. Risk derecesi çok yüksek bir ayak bu. Muhtemelen birçok kişi yatacak bu ayakta, onu söyleyeyim size. Burada bizim tam 6 tane atımız var. Yani 11 atın 6'sını yazacağız. Ama AGF oranları çıktıktan sonra herhalde 1-2 tane de ilave edebiliriz buraya. Bu ayak zaten bilhassa bunu seçmişler, bu Newcastle seçmişler. Beşli Ganyan'a yönlendirsinler falan filan, biliyorsunuz hikayeyi. Evet, 7 numaralı Revision Kevin Stott'la ilk atımız. 2 numaralı Corporate Rider Daniel Tudop. 9 numaralı Arbor Lane Oisnor. 6 numaralı Megatron PG McDonald. 5 numaralı Hernan Cortez Tom Eaves ve 1 numaralı Conquest of Power Lewis'le. Şimdi bakın, 7 2 9 6 5 1 7 2 9 6 5 1 6 tane at var. Yalnız burada 2 tane daha safkan var bizim, bakacağız AGF'lerin ne çıkacağına. 8 numaralı Shine's Ambition, burada bu Amerikan İrlanda karışımı Kesar, bu var. Bir de arkadaşlar Miss Raindrop Daniel Swift'le burada 10 numara. Yani 8 ve 10'a da bakacağız. Şu an onu yazın demiyoruz ama bir bakacağız onların durumuna. İfraj yavrusu bilemiyoruz yani, burada küt diye gelir. Öyle baka kalırız. Invisible Speed'den gelmiş. Şu orijin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şurası ifraj. Invisible Speed. Ya üzerinde binen yalnız çok etkisiz bir jockey biniyor üzerine. Bakalım. Burada o yüzden ters köşeye düşmek istemiyoruz. 7, 2, 9, 6, 5, 1. Ön planda 8 mi 10, arka planda. Evet, üçüncü koşudayız şimdi. Handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankomuz var. 8 numaralı Fergie Time. Callum Rodriguez'le burada alternatif bir banko. 2022'deki performansı süper. Sadece tek bir problem var. 8 günlük bir burada arası var arkadaşlar. Bu sık koşturmalar nereye vardır bizi bilemiyorum ama 1600 metre zorlanma ihtimali var mı yok mu göreceğiz onu. Safkan çok formda görüntü itibariyle. Eküller çok ön planda burada yine. 2 numaralı Akif Joy Jack Garrity ve 13 numaralı Perception Jem Hardy ile. Ve 1 numaralı Distinction Kevin Stott'la arkadaşlar, hiç ihmale gelmez. Yani burada eküller ve 1 ve 8 numara arasında geçmesini öngördüğümüz bir yarış var. Ancak burada şu 3 günlük ara çok ilginç gerçekten. Aslında bu safkan çok iyi bir safkan. Havana Gold yavrusu PG McDonald'ın. Ya 3 günle alaka. Yani biz 4 günde bile sıkıntı çıkartıyor safkanlar.
Yani biz bunu Safkan iyi, onu size söyleyeyim, isteyen yazabilir. 3 güne güvenen yazabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani çok da formda bir Safkan belli. Daha sert gruplarda falan da koşmuş. Fakat 3 gün bizi aldatıyor mu yoksa boşuna mı yazdırıyor onu bilemiyoruz. Burada bir de daha doğrusu iki tane daha bakmamız gereken AGF oranlarına bakmamız gereken Safkan var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Audit 11 numaralı GP Sullivan'ın bindiği Audit. Diğeri de arkadaşlar burada Lantana Dancer Zofani yavrusu 7 numara. Ya bunlar tabii sürprize kalıyor. Hatta burada Hoenn Beach 9 numaralı Hoenn Beach'in de Silverstar'da Souza ile bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsinin AGF oranlarının değişimini görmemiz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli bizim için. Evet. Şöyle bir toparlarsak şimdi. Arkadaşlar 8 2 13 eküriler 1 dedik. 11, 7 ve 9'a da bakacağımızı söyledik. Tabii onları kontrol etmemiz gerekecek. AGF oranlarının iniş çıkışları. Ne olacağı, ne biteceği. Bazen %0 AGF çıkıyor. Burada da orada da değişimler negatif olunca bir anlamı yok yazmanın. Evet, döncü koşu da 16.45'te handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada istiyorsanız iki tane seçenek var. 3 numaralı Shining Blue, Daniel Tudorp'la ve 1 numaralı La Tuati, David Egan'la bu ikisi arasında bir koşu bekliyoruz. Burada eğer 1 numarayı güveniyorsanız 1 numarayı banko atarsınız veya 3 numara arkadaşlar. Yani ikisinden birini kazanacağını düşünüyoruz biz. 3 ve 1 geçeceğiz şimdi. Dediğim gibi buradaki karar sizde. Bu 18.039 sterlinlik bir koşu. Yani burada Godolphin ekürlerinin baskısını göreceğiz eksiden egzelle. O yüzden bir türlü biz bir diyemedik. Yani 3 da diyemiyoruz. O zaman 1-3 yazıyoruz biz de. Yani bilginiz olsun. Bu da Şahi Nasser El Fık. Evet. 5. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 5. koşuda da 7 tane safkanı görüyoruz burada. Arkadaşlar burada 4 tane at var ki 1 numaralı Lovely Mana Daniel Muscat'la 3 numaralı Silky Wilkie Fielden'le 7 numaralı Mega Marvel Sylvester Souza'yla ve 4 numaralı Angel Land Kevin Stott'la arkadaşlar. Yani 1, 3, 7 ve 4'ten ayrımsız yazıyoruz. Yani 3 burada çok ön planda ama bu Fielden ne yapacak bilmiyorum çünkü Midland Park'ın atı bu. Artık ona bakacağız tabii ki. Sonra pardon tabela ayağındayız arkadaşlar. 6. koşu şartlı 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Günün sürdürek bankosu burada görüyor. 1 numaralı Line of War Siren Fallon'la banko arkadaşlar. Qatar Rising Limited bunu ezip böyle buldozer gibi hepsini geçecek bu. Günün ve dünyanın bankosu eğer attan düşmezse Siren Fallon yarışı kazanacaktır diye düşünüyoruz. 7. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkıyorlar. 13 tane safkan var burada. 1 numaralı Tickets PG McTennis'la 4 numaralı Showmaker Callum Rodriguez, 12 numaralı Bana Hills Jason Hart, 2 numaralı Sizam Tom Eaves ve 5 numaralı Sweet Mist Paul Hannigan'la. Arkadaşlar 1, 4, 12, 2, 5 dedik ama buraya daha hala bir at yazılabilir mi diye bakmak durumundayız. Bunu da takip edeceğiz tabii diyoruz. Evet, Newcastle'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Arkadaşlar biliyorsunuz Leicester'la ilgili de videomuz yayında. Diğer İzmir ve tabii ki Ankara yarışlarında izleyebilirsiniz. İzmir için premium üyelik gerekiyor. Delaware Park için de Amerika premium üyelik gerekiyor diyoruz ve bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.